Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız. Gazete manşetlerine göz atacağız. Konuklarımızla gündemi detaylıca değerlendireceğiz. Tabii ki önce düne giderek başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertliler konferans ligi playoff turu rövanş maçında Twente'yi tek golle geçti ve adını gruplara yazdırmayı başardı. Hem özeti hem de basın toplantısını birlikte izleyelim. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Gelin bugünün gündeminde hangi manşetler haberler dikkat çekiyor birlikte bakalım. Her zaman olduğu gibi foto maç ana sayfaya bakacağız. İlk olarak manşette helal olsun ifadesini görüyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini ezip geçerek konferans liginde gruplara adını yazdırdı. Adana Demirspor'sa penaltılara giden maçta Genk'e elendi. Kurallar bugün çekiliyor. Fenerbahçe birinci torbada, Beşiktaş üçüncü torbada yer alacak. Hemen alt tarafa baktığımız zaman Aslan devlerle savaşacak başlığını görüyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruba düştü. A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag'la karşılaşacak. İlk maçlar 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Bugün oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile ilgili İstanbul'da fırtınalı gün başlığı tercih edilmiş ve bir de Galatasaray'dan Kostiç bombası başlığı bugün dikkat çekiyor Foto Maç gazetesinin ana sayfasında. Şimdi sabah gazetesine şöyle bir bakalım. Aslan zoru sever başlığıyla Suat Umurhan dün Şampiyonlar Ligi kural çekimini şöyle bir değerlendirmiş. Hem Bayern Münih'i hem Manchester United hem de Kopenhag'la ilgili Analizler var. Birazdan Galatasaray bölümünde çok daha detaylı bakarız. Galatasaray cephesinden ilk tepkiler, fikstür. hepsi paylaşılmış. Dediğim gibi birazdan çok daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız Galatasaray'ın kurasına. Yeni asıra bakalım şimdi. Kara Kartal çok mutlu başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar evinde Dinamo Kiev'i tek golle geçerek turladı. Siyah beyazlılar taraftarı önünde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ben sana bu Bakar'ın 52. dakikada attığı harika golle yendi. Karakartal Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Foto maç altıyı hemen bakalım. Alkışlar Adana Demir'e. Mavi Şimşekler maçı uzattı ama sonu gelmedi. Yazık oldu ifadesi kullanılmış. Avrupa'da ilk kez boy gösteren Adana Demirspor 2-1'in rövanşında Genk 1-0 yenip maçı uzattı ancak penaltılarda UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Hemen Kara Samsun'a başlığına da şöyle bir bakalım biraz da alt kısımda. Samsun Spor, Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara ile anlaşma sağladı. Transfer birkaç gün içinde açıklanacak. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak deniyor haberin detaylarında. Evet gazete turu şimdilik bu şekildeydi. Dediğim gibi bir sonraki saat diliminde takımlar özeline geçtiğimiz zaman çok daha fazlasını paylaşacağız sizlerle. Hemen Trendyol Süper Lig'de dördüncü hafta programını aktaralım değerli izleyenler. E, bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak Süper Lig'de. Dördüncü e, hafta saat 21'de Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Çaykur Rizespor'da Babakars Fatih Karagümrüğü ağırlayacak. Yarın 19.15'te Pendik Spor, Korendon Alanya Spor, Rams Başakşehir, Tümosan Konya Spor, 21.45'te Biteksen Antalya Spor, Mondihom Kayseri Spor ve Gaziantep FK Galatasaray maçları oynanacak. Pazar 19.15'te Yılport Samsun Spor, İstanbul Spor, Beşiktaş, Emsiyapı, Sivas Spor, 21.45'te MK Ankara Gücü Fenerbahçe ve Atakaş Atay Spor, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmalarını izleyeceğiz. Bu haberle bu saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Sabah sporunda ikinci saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı Lacivertler Konferans Ligi'nde 5-1'in romanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 geçmeyi başardı ve adını gruplara yazdırdı. Gazete turu yapacağız şimdi. Gazetelerdeki Fenerbahçe haberlerine mücadelenin ardından gelin birlikte bir bakalım. Foto maçla başlayacağız. 3. sayfa Sarılar-Civertlilere ayrılmış. İlk olarak İsmail Kartal'ın maçın ardından yaptığı açıklamaları görüyoruz. Bizim de hayallerimiz var başlığıyla. 6'da 6 yaptık. Avrupa'da hayallerimiz var. İnşallah gruptan lider çıkarız ifadelerini kullandı İsmail Kartal mücadelenin ardından. Avrupalı Fenerbaşlığı tercih edilmiş foto maç tarafından e, karşılaşmanın öyküsü. Sarı Lacivertliler Hollanda deplasmanından da zaferle çıktı ve konferans liginde gruplar adını yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti 72'de Ceko getirdi şeklinde e, aktarılmış. Gürcan Bilgiç'in bir değerlendirmesi var. Strateji kazandı başlığıyla. Kadroda 6 değişiklik haberine hemen bir e, bakalım. Sayfanın en altında İsmail Kartal, Twente ile oynanan rövanş maçında ilk karşılaşmaya göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Hemen o değişikliklere de bakalım. Sağ bekte Mert Müldür'ün yerine o solda ise sakat olan Ferdi'nin yokluğunda Osterbolde'yi oynattı. Kartal stoper tandeminde de Serdar Aziz ve Bekao'yu tercih etti. İlk maçta görev yapan Şimanski, Kent ve Batşuay'ın yerine de Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Edin Ceko'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Ayrıca Serdar ve İsmail e Tadiç'ten uyarı kutusu da dikkat çekiyor. Ona da şöyle bir bakalım. Tadiç karşılaşma içinde takım arkadaşlarına zaman zaman sert uyarılarda bulundu. Savunmadan top çıkarırken hata yapan Serdar Aziz ile İsmail Yüksel'in yanına kadar giden 34 yaşındaki oyuncu iki isme yapmaları gerekeni el işaretleriyle anlattı diyor haber. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta da Avrupa uçuşu başlığı tercih edilmiş. Fenerbahçe evinde 5-1 yendiği Twente'yi deplasmanda da mağlup etti. E, kura çekimi bugün 15.30'da Kadıköy'de farka koşup ramarşa rahat giden Kanarya ilk yarıyı 0-0 kapattı. 72'de Joshua King'in kazandırdığı penaltıda topu ağlara gönderen Edin Ceko skoru 1-0'a getirip maçın sonucunu ilan etti. Provokasyon yaptılar başlığıyla İsmail Kartal'ın açıklamaları yine dikkat çekiyor. Sert oynadılar, oyuncularımızı provoke ettiler. İkinci yarıda sakin kalarak kazandık ifadesiyle sayfaya taşınmış. Bu arada beni Ronaldo ile kıyaslamayın kutulu bir e, haber var. Ona hemen bakalım. Attığı depar ve sonrasında kazandırdığı penaltıyla galibiyetin önünü açan King kendisine yapılan Ronaldo yakıştırmasına yanıt verdi. Beni Ronaldo ile kıyaslamayın. O tüm zamanların en iyisi şeklinde bir yorum yaptı. E, Joshua King. Takvim gazetesine geçelim. Takvimde de King'den müthiş bale başlıklı bir e, haber görüyoruz. Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı 70 metre topu sürerek penaltı kazandırdı. King'in müthiş driplingi akıllara Gareth Bale'in Tottenham formasıyla Inter'e attığı golü getirdi denmiş. Ronaldo'ya burada da Bale'e benzetilmiş Joshua King'in yaptığı hareket. Fener'in 8. harikası Fenerbahçe 8. resmi maçını da kazandı. Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Onun dışında diğer haberlere şöyle bir bakalım. Ülkemize hayırlı olsun başlığıyla İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını görüyoruz. Taraftarlar yalnız bırakmadı kutusuna göz atalım. Fenerbahçe stada giderken taraftarların coşkusuyla karşılaştı. Taraftarlar Hollanda deplasmanında takımlarına büyük destek verirken ortaya renkli görüntüler çıktı deniyor. Bir de İrfan Can'dan 5 işareti. İrfan Can ilk maçın skoruna gönderme yaparak eliyle 5-1'i gösterdi. 25 yaşındaki kaleci çok önemli bir maçtı. Ülke puanı açısından da önemliydi. Rakip oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemeyince ilk maçtaki gibi kart olsun diye düşündüler. Tepki vermedim. Sadece ilk maçın skorunu söyledim. 5-1 işareti yaptım. Ifadesini kullandı İrfan Can. Yeni asıra da şöyle bir bakalım. Fenerbahçe işi bitirdi başlığıyla paylaşılmış haber. Sarı Lacivertliler ilk maçta 5-1 yendi. Twente'yi deplasmanda da tek golle geçti. Edince skoru belirledi. Kanarya Silbaş'tan başlığıyla İsmail Kartal'ın kadroda yaptığı değişikliklerden bahsedilmiş. E bir de kural çekimi bugün yapılacak kutusunu yine tabii ki burada da görmek mümkün. Evet Fenerbahçe'nin konferans liginde gruplara kalmasının ardından Sarılarcıbertlilerle ilgili gazete haberleri bu şekilde bugün diyelim. Ve gelin bir kez daha dün akşama gidelim. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah-beyazlılarda Dinamo Kiev karşısında e, tek golle kazanmayı başardı. 3-2'nin rövanşında ve Beşiktaş'la adını gruplara yazdırdı. Gazete turu yapalım hemen. Beşiktaş'la ilgili haberlere de bakalım. Foto maçla yine başlayacağız. Acımasız kartal başlığını görüyoruz sayfada. Beşiktaş Dinamo Kiev'i yıktı. Avrupa'da 6'da 6 yaptı ve adını gruplara yazdırdı. Beşiktaş deplasmanda yendi. Ukrayna ekibini İstanbul'da da devirdi. Dinamo Kiev'i Abu Bakar'ın golüyle geçen kartal konferans liginde gruplara kaldı. Şenol Güneş'in maçın ardından yaptığı açıklamaları turu hak ettik başlığıyla görmek mümkün. Oyun planımızın sahaya yansımasını gördük. Turu hak ettik ifadesini kullandı tecrübeli teknik direktör. İki kutu haber var. Biri Muleka direğe takıldı, diğeri Tosun Paşa ısınıyor başlığıyla. Muleka'ya bakalım ilk olarak. Maça ilk 11'de başladı. Konferans ligi elemelerinde 3 golü bulunan 23 yaşındaki hücumcu bu kez direğe takıldı. 19'da ceza alanı önünden şutu kaleciyi geçse de direği aşamadı diyor haber. Cenk'le ilgili habere de hemen bakalım. Cenk Tosun Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta kısa süre şans bulmuştu tecrübeli futbolcu. Dün de 81'de Abu Bakar'ın yerine oyuna girdi. Yeşil sahalara yavaş yavaş ısınan Cenk çektiği bir şutta isabeti buldu fakat kaleciyi geçemedi diyor haber. Bu arada tribünlerin Beşiktaş'a verdiği destek de yine tribünler susmadı başlığıyla paylaşılmış. Yaklaşık 40 bin taraftar coşkulu bir atmosferle galibiyete katkı sağladı deniyor. Bu haberi de paylaşmış olalım. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Sabah 19'da sayfanın sol üst köşesinde bir e, küçük kutu haber görüyoruz. Maç geliri 15 milyon TL başlığıyla. E, hemen ona bir bakalım. Tüm biletlerin tükendiğinden yine bahsediyor haber. Kombine sahibi olup maça gelmeyen 2000 kişi dışında stadyum doldu ve coşkulu bir atmosfer yaşandı. Beşiktaş'ın kasasına da önemli miktarda para girişi olduğu yaklaşık 15 milyon TL deniyor. Rekora koşuyor Abu ilgili bir haber. 11. golüne ulaştı Abu Bakar ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarındaki en skorer oyuncuları sıralamasında Cenk Tosun'u yakaladı. Kamerunlu oyuncu 4 kez daha fileleri havalandırırsa 14 golü bulunan Oktay Derelioğlu ve 12'şer gollü Kovarejma ile Bobo'yu geçip ilk sıraya yerleşecek. Abu Atar Kartal Turlar maçın öyküsü de bu şekilde bu başlıkla kaleme alınmış. Beşiktaş, Kiev'i Romanç'ta da yenerek konferans liginde gruplara kaldı. Raşit Saklas'ını konuşturdu haberine bir bakalım. Beşiktaş'ın dün akşam sahne alan yeni transferleri başarılı bir görüntü sergiledi. Raşit Sa'yla ilgili hem hücumda hem de savunmada sağının her yerinde kendisini gösterdiği ifadesi kullanılmış. Rebiç'le ilgili en olumlu süresini en olumlu kullandığı maçı çıkardı deniyor. Hücumda pozisyonlar üretirken savunmada da birkaç kez Kiyevli futbolculardan top çaldı. Zaynut Dinov, Beşiktaş'a galibiyeti getiren Kazak futbolcu dün de gol fırsatı yakaladı. Hızlı düşünen bu uygulayan pozisyonlar itibarıyla hem hücum hem de savunmada doğru yerde olmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu takımına pozitif katkı sağladı deniyor. Ve bir de Chamberlain'le ilgili oyuna 89. dakikada girdi. Kendini gösterme fırsatı bulamadı ifadesi kullanılmış. E, Şenol Güneş'in yine açıklamalarını görüyoruz. Biz bir aileyiz başlığıyla. Camialar iyi günde de kötü günde de birlikte hareket eder. O gün Şahinoğlu kaleme almış. E, bir de o gün Şahinoğlu'nun haberi var Beşiktaş'la ilgili. Hemen ona da bakalım. Adadan iyi haber başlığıyla. Beşiktaş'ın listesindeki Greenwood için flash bir gelişme yaşandı. İngiliz ekipleri 21 yaşındaki futbolcunun taciz iddialarından aklanmasına rağmen doğabilecek tepkilerden dolayı transferden tamamen vazgeçti. Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturulabileceği kaydedildi deniyor. Ayrıca stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan Koray Günter iddiası gelmiş. Bunu da hemen paylaşalım. Beşiktaş'la ilgili sabah gazetesinde haberler bugün bu şekilde değerli izleyenler. Takvimle devam edeceğiz şimdi. Takvim gazetesinin 15. sayfasında yine kutu haberleri özellikle dikkat çekici. Raşit Say kez 11'de oynadı. Kartal'da sakatlıkları nedeniyle Masuaku ve Amarti yoktu. Bu iki ismi yerine Necip ve Reşit başladı. Raşitsa ilk kez 11'de forma giydi. Sol bekte Onur Bulut şans bulurken Rozya sağ bekte Raşit Saysa sağ kanatta görev yaptı. Necip ise stoperdeydi. Doğma Bahçe bu kez de oldu. Yine tribünlerin desteğine vurgu yapan bir kutu haber dikkat çekiyor. Ve golü attı Luce'ye koştu. Harika bir gol atan Abu Bakar sonrasındaki evin hocası Lucescu'ya koşarak tepki gösterdi. Rumen Hoca maç sonrası Beşiktaş'a karşı değil Afrika milli takımına karşı oynadık. Gambiyalı, Kongolu, Ganalı, Angolalı diyerek tepki çekmişti. Abu Bakar da bu tepkiye, daha doğrusu bu açıklamalara bu şekilde bir tepki gösterdi. Abu Bakar kanatlandırır maçla ilgili atılan başlıkta bu şekilde Rakipler bugün 15.30'da belli olacak. Konferans liginde yine Bobo ve Kovarejma'yı izlediği gol sayısında bu bakarın paylaşılmış. Ve safları sıklaştıralım. Şenol Güneş'in biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde göstermeliyiz açıklaması. Bugün kendine takvim gazetesinde de yer bulmuş değerli izleyenler. Gelin şimdi Adana Demirspor'un maçına gidelim. Genk'le karşı karşıya geldi romanç mücadelesinde temsilcimiz. Mücadele penaltılara gitti ve Adana Demirspor turnuvaya veda etti. Tabi doğal olarak gazetelerdeki haberlerde genelde Şampiyonlar Ligi grupları üzerine hemen başlayalım bakmaya. Foto Maç Gazetesi ile 9. sayfaya bakacağız. Aslansın parçalarsın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda mücadele edecek. Rar çekimine dördüncü torbadan giren temsilcimiz Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşti. En zor gruplardan birine düştü. Şampiyonlar Ligi'nde final Wembley'de oynanacak. 17. kez devler sahnesine adını yazdırmayı başaran sarı kırmızılı ekipten Avrupa Fatihi unvanına yakışır bir şekilde şimdi yeni zaferler bekliyoruz denmiş. Dursun Özbek, Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde gururla temsil edeceklerini söyledi. Özbek, burası şampiyonların arenası. Tüm futbol severlere Şampiyonlar Ligi müziğini dinleteceğimiz için çok mutluyuz e, ifadesini kullandı Özbek. Tabii rakipler de değerlendirilmiş. Bayern, Bavyera'nın Avrupa devi, Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan Alman ekibi Harry Kane ve Mince transferleriyle sükse yaptı deniyor. İdeal 11'leri de paylaşılmış yine takımların e, Thomas Tuchel yönetiminde. Bakalım neler yapacak? Manchester United'la ilgili artık o eski Manu değil başlığı atılmış. Premier Lig'de son şampiyonluğunu 11 yıl önce yaşayan şeytanlar yine de önemli isimlere sahip. Marcus Rashford burada da öne çıkarılan isim. Teknik direktör Ten Hag. Ve Kopenhag bu Viking'i yıkıp geçeriz. Danimarka kulübü kolay lokma. 60 milyon Euro'luk değeri olan takımın en tehlikeli ismi El Yunusi olarak gösterilmiş değerli izleyenler. Bir taraftan da transferle ilgili haberler tabii ki dikkat çekiyor. Sayfanın en altında Kostiç sürprizi. Galatasaray'ın Sırp yıldız için Juve ile masaya oturduğu ifade edildi denmiş. Hemen yanında da Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferi. Berkan Kutlu formayı giydi başlığıyla aktarılmış. Sabah 17, Mehmet Özcan'ın haberini görüyoruz. Amrabat fırsatı başlığıyla sarı kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncu için pusuda bekliyor. B planları da hazır tutuluyor. Avrupa'da son gün transfer yarışı başladı. Şampiyonlar Ligi için 4 Eylül'e kadar vakti olan Galatasaray ise Faslı yıldız. Fiorentina'dan ayrılmazsa bunu fırsata çevirmek istiyor demiş haber. E, bu haberin detaylarını, B planlarını e, birazdan bizzat Mehmet Özcan'la konuşacağız. Ramos için geri adım yok. Sergio Ramos için girişimlerin hala devam ettiğinden bahsediyor yine e, haber. Bu haberi de Ramos iddiasını gündemini de tabii ki birazdan konuşacağız diyerek takvim gazetesine bakalım. Yine burada da aslansın başarısın başlığını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray devlerle mücadele edecek. Aslan A grubunda Bayern Münih ile Manchester United'ın yanı sıra Kopenhag'la da karşı karşıya gelecek. Diğer haberlere de şöyle bir bakalım. İstanbul'da kral gibiyim. Saşa Boy ülkesinin basınına konuşmuş Fransız oyuncu. İstanbul futbol kokuyor. Gittiğin her yerde insanlar seni tanıyor. Adeta kral gibisin. Yalnızca derbi maçlarla değil lig sonuncusuna karşı da stat tıklım tıklım doluyor diye konuşmuş. Transferle ilgili en kritik 48 saat başlığına bakalım. Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayıma geçildi. Endombele hedefte B planları da hazır deniyor. Galatasaray öncelik olarak Endombele'yi belirledi. Futbolcu seriaya gitmezse Aslan'ın transfer şansı artacak. Gündemdeki diğer isimler de yine paylaşılmış bugün takvim gazetesi tarafından. Evet gazetelerdeki Galatasaray haberleri bu şekildeydi. Hemen az önce de söylediğimiz gibi Mehmet Özcan'la bir Skype bağlantısı yapalım ve Sarı Kırmızıların gündemini konuşalım. Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, yayınlar kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet grupta rakipler belli oldu. Manchester United, Bayern Münih, Dünya Devleri. Bu grupla ilgili ilk A grubunu gördüğün anda Mehmet ne hissettin ne düşündün oradan başlayalım. F grubu gelmediği için sevindim. Bence F grubu çok sıkıntılı bir grup olacaktı. Paris Saint Germain, Dortmund, Milan diye aklımda kalmış yani 3 üç tane. 3. torbadan seçeceğiniz takım çok önemliydi. O torbadan Milan ve PSV çıkmasın kim çıkarsa çıksın dedim ki Kopenhag dişimize göre diyebiliriz. Geçen sezon Trabzonspor ile eşleşmiş denk maçlar sonucunda. Kılıpa'yı tur atlamıştı diyebiliriz. Birinci torbadan iyi bir takımın gelmesine hiç sakınca yok. Çünkü Galatasaray'a karşı aldığı sonuçları muhtemelen Kopenhag ve United'e karşı da alacak. Çünkü artık demin haberde de ifade ettiğiniz 11 yıldır şampiyon olamayan bir Manchester United. 11 yıldır Avrupa'da böyle tek dişe okunur zaferi Solskjaer'in kalmasını sağlamış. Bir Paris Saint Germain eledikleri dönem vardı pandemi öncesi. Onun dışında United'in çok Avrupa aranasında da tabii ki Avrupa Ligi'ni kazanmışlar ama Şampiyon Ligi özelinde öyle aman aman iz bıraktığını söyleyemeyiz. Son dönemlerde Liverpool keza aynı şekilde Chelsea ve City gibi. Burada bakalım fiksür çok önemli. Ben dün akşam maçları takip ettim Ezgi. Muhtemelen konferans ligindeki maçların tamamlanması da beklendi. Sonuçta o ülkelerden yani Almanya ve İngiltere'den temsilciler olacak. Orada bir fikstür belli olacak ona göre. Orta ben fikstürü de merak ediyorum. Üçüncülük yolu açık. Kopenhagen'ın önündeyiz sonuçta kadro kuvvetlisi olarak. United'la oynayacağımız maçlar Old Trafford ve Rams Park'ta. Onlar grubun ikincisini ben burada Bayern Münih grubun net favorisi olarak görüyorum. Galatasaray için fena bir kura değil bence ve ne olursa olsun bu kadro hatta istediğiniz kadar iyi kadro kurun. Şampiyon liginde başarılım ben çok garantisi yok ama Galatasaray'ın mevcut kadrosu nasıl ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'den konferans liginde çok umutluysak çeyrek finaller, yarı finaller ben Galatasaray'ın bu kadro kalitesinin de 3. olup yoluna Avrupa ligine devam etmesi halinde bayağı üst turları göreceğini düşünüyorum. O yüzden de fena bir kura değil diye yorum yapayım. Kağıt üzerinde Galatasaray tabii ki doğrudan Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurduğu güçlü bir kadro kalitesi var ki sen de buna vurgu yaptın. Ama şimdi dünyanın en klişe sorusunu sormak istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına ne kadar hazır? Oyun olarak. Yok hiç hazır değil Ezgi zaten. Molde eşleşmesi ister istemez keyifleri kaçırır ve sen de demin haberlerde ifade ettin. En kritik 48 saatta 72 saat diyebiliriz. İzleyicilere şöyle açıklık getirelim. Bugün 1 Eylül Avrupa'daki majörliklerin transfer tahtasının kapandığı gün. Yani ben bugün Galatasaray'da gelenden ziyade olursa giden olur diyorum. Çünkü Galatasaray'ın bir 48 saat cumartesi, pazar rakipsiz Avrupa kulüplerinin rakibinin olmadığı bir e, transfer dönemi yaşayacak. Yani demin işte haberlerde ifade ettin Amrabat ki orada ben Premier'lik ama United ama Fulham um, bekliyorum. E, ekip arkadaşımız sevgili Emre Kaplan dün akşam bir isim paylaştı. Ben de o ismi doğrulattığım için e, paylaşayım. Tottenham'dan Doğru telaffuz sanırım Hojberg, Danimarkalı orta oyuncusu 28 yaşında yine Galatasaray'ın gündeminde. Atletico Madrid'den Saul Niguez ismini biliyoruz yine İspanya'dan orta sahalar aranıyor. Cumartesi pazar günü muhtemelen Galatasaray-Gaziantep maçını oynarken ben çok Erdem Timur'un maça konsantre olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen bu 8 numara transferini bitirmeye çalışacak Galatasaray ve pazartesi günü Şampiyonlar Ligi için isim listelerini Uefa'ya bildirmek zorundasınız 4 Eylül'e kadar. O yüzden de en uzun hafta sonu Galatasaray bekliyor. Bugün özelinde de artık takımdan Avrupa'ya transfer olacak isimler varsa ki potansiyel adayları açıklayalım Ezgi. Sevilla geçen sezon olduğu gibi yine transferin son günü Nelson için devreye girdi. Nelson'a bir teklif olacak. Bakalım Gaziantep kamp kafilesi belli olana kadar Nelson durumu da netleşir. Artı nasıl Berkan Cenova'ya gitti. Benzer şekilde dördüncü stoper konumundaki Emin Bayram da Westerlo, Belçika ekibi zaten Türk ortağı da var. E, o tarafa gidebilir. Hani Bugün e, gidenler e, yönünde bir hareket. E, Michaud e, Avrupa'da bir kulüp aradığını biliyorum. Pendik Spor'u biraz son seçenek olarak görüyor. Avrupa'da istediği kulübü bulamazsa Michaud'da e, Pendik Spor'un yolunu tutacak. Ve Galatasaray'ın e, şu an dolu olan yabancı kontenjanı açılacak. Peki hem Nelson hem Emin Bayram'la ilgili bir e, son dakika gelişmesi olursa Ramos ve stoper gündemini de istersen konuşalım. Ramos'tan bağımsız yani Ramos evet adaylardan biri ama Galatasaray her halükarda Nelson Abdülkerim ikilisini zaten bir stoperle tamamlamak istiyor, iyi bir stoperle. Bu yüzden de işte transfer döneminin başında aslında Tottenham'dan Vincent Sanchez, Kolombiyalı stoper oyuncuyla bir temas olmuştu. Yine Leicester City'den Wolves'az son olarak da Galatasaray'ın en net şekilde gündemine Sergio Ramos geldi. Artık Ramos için bugün son gün Avrupa'daki majörliklerde. Artı ondan sonra da bir Suudi Arabistan ihtimali tabii ki. Suudi Arabistan pazarı çünkü transfer tüm dengeleri alt üst etti. Ben hala Ramos'un Galatasaray'a gelme olasılığını %50'lerde görüyorum. Onu söyleyeyim net şekilde gündemde. Bir detay daha aktarayım. Burada Ama rakamayla... bir, çok özür dilerim Mehmet. Ee, 4 Eylül'e yetişecek mi? 4 Eylül'e yetişebilir çünkü bonservis elinde olan bir oyuncu Ramos. Artı Galatasaray'ın 20 milyon euro harcama limiti var. Yani Ramos'a vereceğiniz yüksek mali ücreti de bir şekilde harcama limitlerini ekleyebilirsiniz. Beşiktaş Başkanı iki, Sayın Ahmet Nurşevi 2-3 gün önceki basın düzenli bas toplantısında Ramos defterini kapattıklarını söylemişti. Mesela Galatasaray'ın Icardi'ye verdiği net ücret 6 milyon euro. Bu rakamın bizzat Beşiktaş tarafından Sergio Ramos'un önerildiğini, Ramos'un kabul etmediğini öğrendim doğal olarak Ramos Galatasaray denklemi gerçekleşirse de mali olarak ucuz bir transfer olmayacağı için bu transfer belki de o yüzden 4 Eylül'ün son saatlerine kadar bitecekse bitmiş olacak. Bugün tekrarlayalım. Nelson'un durumuna bakmamız gerek. Nelson'un durumu sonrası belki de iki stoper takviyesi olur ama Nelson'un kaldığı denklemde Nelson Abdülkerim oraya bir Ramos eklemesi olabilir. Ama Ramos ama başka stoper. Peki Mehmet az önce e Gruplara hazır mı Galatasaray diye sorarken aslında biraz da şunu sormak istedim. Şimdi çok iyi transferler yapıldı. Taraftarlar çok heyecanlı ama Okan Buruk bu oyuncuları daha bir arada görmedi daha bütün transferlerinden faydalanmadı. şimdi 4 Eylül'e kadar yapılması beklenen iki majör transfer daha var diyoruz ki onların da bir adaptasyon süreci olacak. Yani belki de grup maçlarına Galatasaray yine şu anki kadrosuna benzer bir kadroyla çıkacak. Aslında bu anlamda ne kadar hazır diye soruyorum çünkü hala oyununda eleştirilen noktalar var Galatasaray'ın zaman zaman Okan Buruk tercihleriyle eleştirilebiliyor. Galatasaray ne zaman tam anlamıyla tam takım halinde acaba sahaya çıkabilecek ve ne zaman hazır görüntüsünü acaba taraftar görecek takımın? Geçen sezonda benzer senaryo izledik. Ligin ilk 10 haftasının yarısında sanırım puan kaybeden bir Galatasaray vardı ve Ekim sonundaki 2-2'lik Alanya maçıyla kadro istikrarı yakalanmış. Raşit Sayıkardi ilk 11'e dahil edilmiş. Ardından da Kasım ayında başlayarak 14 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğa uzanan bir Galatasaray vardı. Bu kez bu süre bir ay önceye çekilmek zorunda. Çünkü 19 Eylül'de Şampiyon Ligi başlıyor. Sana katılıyorum Galatasaray hiç hazır değil. Molle eşleşmesi şunu kabul edelim gerçekçi olalım. Oyunun galibi Molle'ydi iki maçta da. Galatasaray Kalecisi Mustera ve Forvet'i Icardi sayesinde aslında bu turu aldı kaliteli ayaklarıyla. 19 Eylül ilk Şampiyonlar Ligi maçı. O maça da ben %100 hazır olacağını düşünmüyorum ve gönlümden geçen umarım ilk maç Bayern Münih'de olur. Yani Galatasaray'ın grupta rakip olarak görmediği bir takım Bayern Münih sonuçta gerçekçi olmamız gerek. Hakim Ziyeş ve Zaha. Bu iki oyuncu için de şöyle bir şans var. Gaziantep maçının ardından bir 15 günlük milli ara. Bu milli arada da öncelikle Zaha'nın %100 olarak takımla aynı seviyeye gelmesi... Milli ara sonrası da bir hafta içinde aynı şekilde Hakim Ziyeş'in fizik olarak %100'ü bulması bekleniyor. Hakim Ziyeş ve Zaha katıldıktan sonra Kerem Aktürkoğlu Türkoğlu Mertense çok bağımlı bir Galatasaray olmayacak. Yani Okan Hoca'nın daha fazla alternatif olacak hücumda. E muhakkak bu da takımı etkileyecek. Bir de bu kadar konuşuyoruz bu denklemi. Sizin yapacağınız bugün yarın 8 numara transferi de, muhakkak oyunu bence olumlu yönde etkileyecektir. Şu an hala oturmadı. işte. örnek verelim. Molde maçı sahne ilerinden Yunus iki gün sonra ayrıldı. Torreira'dan bu periyotta hiç yararlanamaz neredeyse Ezgi. İki maçta sadece oynayabildi Avrupa'da. Önce sakatlığı vardı sonra kırmızı kart cezası. Galatasaray daha iyi olacak ama hani şu an takım yüzde dersen yüzde olduğu da benim şahsi yorumum. Bu da ister istemez zaten futbolun keyif vermemesine sebep oluyor. Peki Mehmet Özcan çok teşekkürler verdiğim bilgiler için ve yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Yoğun bir hafta sonu olacak Ezgi. Tekrarlayalım bugün 1 Eylül. 4 Eylül'e kadar mesaideyiz. Kolay gelsin diyelim. Çok teşekkürler Teşekkür. tekrar görüşmek üzere. Evet Mehmet Özcan'la Galatasaray'ın gündemini değerlendirdikten sonra gelin Trendyol Süper Lig'e geçelim. Açılışı Trabzonspor yapacak 4. haftada. Kasımpaşa'ya konuk olacak bu arada maviler. Evet değerli izleyenler bu saati tamamlayacağız. Şimdi bir sonraki saat diliminde stüdyo konuğumuzla buradayız. Sabah sporunda üçüncü ve son saatte Suat Muran'la birlikteyiz. Sabah sohbetimizi yapacağız. Suat hoş geldin. Biz sabah sohbetini yapmaya başladık gerçi seninle. Günaydın. Yayından önce. Ağırlıklı olarak şu anda Galatasaray'ın kurası üzerine tabii. tabii tahminler yapılıyor. Ama birazdan... Konferans Ligi gruplarının tahminlerini de yapacağız. Ee, önce istersen direkt Konferans e, Ligi ile başlayalım. Bu arada nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben Güler. direkt o başladım. Kadar, o kadar yoğun ki gündem hiç. Evet, insanın <laughs> söz hakkı Sormadan. vermeden ben tek başıma Aynen götüreceğim. Evet. Buyurun, iyi. Peki. Gayet iyi. Teşekkür Peki. ederim. <laughs> Şimdi, düne gidelim değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bir başlayalım hemen. E, konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Sarı lacivertler Twente'yi tek golle geçti o maçta. Maçı hatırlayalım, sonra konuşalım. Şimdi Fenerbahçe'nin grubunu da yapacağız da önce evet, bir evet. konuşalım dünkü maçı. Genel anlamda aslında elemeleri istersen biraz Zorba. konuşalım. Fenerbahçe genel itibariyle hem Lig'de hem Avrupa'da <laughs> iyi başladı sezona. Moraller oldukça yerinde ve adını da gruplara yazdırdı. Şöyle bir genel değerlendirirsek Suat ne dersin? Teknik direktörü doğru seçerseniz, transfer sürecinde çok doğru yönetirseniz bu sürecinde bütün taşlarını yerine koyup en son finalde sahada ortaya koyuyorsunuz. Çünkü yaptığınız her transfer yerinde ve oynuyor eksikleri kapatmaya yönelik. E teknik adam zaten İsmail Kartal bütün Fenerbahçe'nin genlerini A'sından Z'ye kadar her şeyini biliyor ve bütün eksiklerini tespit ederek e, sezona başlıyor. E, taşları da yerine koyunca Fenerbahçe bütün maçlarını kazanarak, şunu da belirtelim yani Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı hazırlık dışındaki tüm resim maçlarda galip geldi. Evet. E son 3 Avrupa deplasmanında gol yemeden kazanıyor. Her ne kadar rakip zayıf da vesaire Twente ile oynuyorsunuz. Tabii ki. Hollanda ilginin kalbur üstü takımı. E o yüzden de ortada bir başarı var. Dün geceki maç aslında biraz prosedürdü. E bazı oyuncuları falan ilk maçta kopardığı için işi. E bazı oyuncuları ısındırma, onları kendine getirme. Mesela hoca maç sonunda söyledi BK örneğinde olduğu gibi ama şu arada bir gerginlik rakip tarafından oluşturulan, maçı da biraz sertleştirdi. Bir sakatlık olması bile söz konusuydu çünkü yapılan darbeler vesaire de sertti. Ama bence ucuz atlatıldı. İkinci yarıda işte o biraz önce söylediğimiz doğru transfer, doğru hamleler, taşların yerine oturması da devreye girip deneyim katılınca işin içine Fenerbahçe kazandı. Ve Gül oynuyor gruplarda artık. E, i̇stersen bir... Köşe yazarlarına bakalım Tabii. Suat. Kimler ne yorumlar yapmış arkadaşlarımızdan da bir rica edelim. Dün akşamla ilgili Gürcan Bilgiç'in <laughs> sabah gazetesindeki köşe yazısını rica edeceğim. Strateji kazandı başlığıyla. <laughs> Tadit Ceko önde top tutamadı. Cengiz'i oyuna sokacak organizasyon da oluşturulamadığı gibi oyuncu da kendine bir saha yaratamadı. Kaleci İrfan da içinde olduğu sarsaklıklar izledik. Fred ve İsmail maçı yaşadılar. Mert Hakan temposuyla onların peşindeydi. Sonrasında İsmail Kartal hamleleri yaptı. Joshua King'in 80 metre top sürüp penaltıyı aldığı ana kadar maçı kazanmakla ilgili hiç işaret yoktu Fenerbahçe'nin oyununda. Yani e, gruplara kalan bir takıma ya yani şu yazıyı okusa izlemeyen dersin. biri Fenerbahçe'nin elendiğini düşünebilir hı hı. gerçekten. Çünkü sahada futbol olarak bir böyle uçan kaçan Fenerbahçe yoktu ama Sonuca baktığınızda, totali değerlendirdiğimizde iyi giden, evet. bu tip maçları da kazanan, yani şu maçı dün Fenerbahçe 1-0, 2-0 kaybetse kimsenin sesi çıkmazdı. Evet, Gene abi. aynı başlıklarla e, turu geçen taraf olacaktı. Ama burada maçı 0-0'da tutmak başarı, kazanmak başarı, Gürcan abinin saydığı eksikler, onlar işin diğer boyutu ve geleceğe ışık tutan, geleceğe yönelik hamleler. E, mesela e, o gerginliğe ayak uydurmaları bence hata Fenerbahçe'li futbolcuların. İrfancan'ın şu tip bir maçta taraftara yönelik mesela işte ilk maçı işaret ediyor 5 bir falan. Bence bunlar gereksiz. Bunlar biraz deneyimsizlik. E Bekao dün olmadı ama bir dahakinde belki kırmızı kart görüp takımı yalnız bırakabilir. Bazı maçlar olacak ki Avrupa'da gruplarda telafisi olmayacak. Yani e, çünkü çok kısa bir periyot. Bir maç kaybedersen bütün düzeni etkiler. O yüzden de bunlar hataydı. Maça dahil olamak hataydı ama genele baktığında Kötü bir oyun özellikle ilk 45 dakikada. E sonrasında buna rağmen skoru tutmak, geri dönüş, maçı hamlelerle kazanmak Fenerbahçe'nin de artıları. Serkan Akcan'ın da bir yazısı var Hı -hı. Fanatik gazetesinde. Hızlıca ona da bakalım. E, King'in hücuma getirdiği hareketlilik çok değerliydi. Twente'nin sağ koridorunu çek tek başına çökertmesi maçın senaryosunu Fenerbahçe lehine değiştirdi. King gösterişten uzak, sessiz sedasız işini yapan ...sol kenardaki performansıyla İsmail Kartal'a... ...yeni bir seçenek sunan... ...Batşuayi'nin ayrılması gündemdeyken... ...Santafora'da alternatif olabilecek bir jokere... ...dönüştü... E, ...yorumu mevcut. King gerçekten de dün akşamın... ...Ronaldo'ya i̇şte, benzetenler evet. mi ararsın... ...Gerit Bey'le benzetenler mi ararsın? Şimdi şöyle bakalım... ...bir de takımların oluşturulması... ...yapım aşaması... ...taraftarı da herkes de farklı bir... ...bakış açısına itiyor. King geçen sene... ...takıma yıldız olacak uçacak kaçacak, gollerini peşi evet. sıra atacak böyle geldi. Ama hiçbir şey olmayınca gözden düştü. Hatta gitmesi bile gündemde. Muhtemelen bir yer bulsaydı da ayrılacaktı. Ama şimdi ikinci plana düşüp o üstündeki baskı atınca, baskıyı atınca e sonrasında bak ne diyoruz? B planı. İşte onu yedekleyecek, bunu yedekleyecek şekline dönüşünce oyuncu da rahatlıyor. Ondan taraftarın da beklentisi normal seviyeye inince işler de rayına giriyor. King kalırsa, bugün son gün Avrupa'da bir yere gitmezse, gerçekten bu sezon bu tarz işleri çok yapar. İsmail Hoca da oyuncudan verim almayı çok iyi becerir. Dün attığı bir deparla, ki gerçekten kolay bir depar değil o kadar uzun mesafe, e, maçı da değiştiren adam oldu. Bu tip işleri daha çok göreceğiz. Fenerbahçe'nin kadrosu zenginleştiği için kulübe derinliği arttı ve size farklı farklı adamlar çıkacak maçları kurtaran. Bu maçta King olur, Batsuhay kalırsa bir dahakinde o olur. Bir gün Emre Mor kalırsa çıkar, Cengiz çıkar. Bu opsiyonu artık Fenerbahçe'nin çok fazla. Şimdi 15.30'da Fenerbahçe'nin evet. e, rakipleri belli olacak Konferans Ligi'nde gruplarda. Bir bakalım mı? Hadi. Dün Galatasaray için benim Manchester United e, tahminimden sonra daha doğrusu tamamen sezgi diyeceğim buna. E, öyle İstemez bir anda bir Manchester'ı yakından. Manchester United'ı izledik daha önce. Yani Türk takımlarına karşı da izledik. Aslında o kadar bir isteğim yoktu ama öyle bir geldi. Bütün altıncı his hakkımı orada kullanmış olabilirim. Ee, biraz Galatasaray taraftarları sitem ettiler bana ama belli de olmaz belki de. İki de iki yapacak onu da birazdan konuşacağız. Ee, bir isteyelim torbaları görelim Fenerbahçe'nin acaba e, rakipleri kimler olacak. E, Fenerbahçe'nin birinci torbadan e, kura çekimine dair olacağını da e, hatırlatalım. Şimdi geldi de ekrana konferans ligindeki torbalar evet. Biz şöyle yazdık baştan Suat. Söyle bakalım grubu. Şimdi Fenerbahçe'yi koyduk birinci torbadan. Evet. İkinci torbadan şöyle bir yani e, hani Fiorentina ve Aston Villa en zorları burada tabii ki. Evet. Ben bir böyle bir Makabi Tel Aviv böyle bir gözüme kestiriyorum onları. Makabi Tel Aviv gelsin. Üçten de şöyle ortaya bir tane Astana atabiliriz. Kazakistan. Uzun yol ama Kurtarır. Güzel. Dörtten de buradan da North Zealand'la Aberdeen dışında herkes olabilir. Balkani olur, Mostar olur, yakın topraklar. Şöyle bir Balkan havası eser. Oradan da Mostar gelsin. Güzel bir ekip oldu. Peki, ben de söyleyeyim Hadi. mi? Fenerbahçe'yi yazdık e, ilk torbadan. Pizden diyorum. Hı hı. Güzel. İkinci torbadan. Üçten Aslan'a dedim. Tamam. Dörtten de Balkani dedim. Balkani. Sen de Balkanlar. Ben de Balkan. Gittim. Bir Kosova. taraftarlar deplasmana geçiyor. Bir köfte yesinler. Kosova. Ooo Kosova'da. <laughs> çok güzel. Evet. Tavsiye ederim herkese. E güzel olur. Yani şimdi genele baktığınızda Fenerbahçe yani çok garip olaylar olmazsa. Evet. Çok dünya tersine dönmezse. Yani bütün takımları bak, değerlendirdiğimiz zaman sonra. En zorunu bile çeksen. Evet. Yani her gruptan Aston Villa Fiorentina'yı bile çeksen. Fenerbahçe bu gruptan lider çıkar Evet hiç yani bu kadro kalitesi bu oyuncu yapısı taraftarın açlığı teknik eğitimin olaya hakimiyeti Fenerbahçe ne olursa olsun bu gruptan birinci çıkar en kötü ihtimal kuş taşa çarpar taş kuşa çarpar ikinci olur yine çıkar Ben de öyle düşünüyorum yani bütün takımları değerlendirdiğimiz zaman e bak gerçekten işte... kağıt üzerinde şu 3-5 takım sayarsak hı hı. işte Fiorentina deriz Aston Villa deriz hı hı. hemen arkasından Fenerbahçe'yi ben Soylayın. sana bir ek daha yapayım. Birinci torbaya da baktığımda Frankfurt, Lille, Fenerbahçe. Ben üçünü de eşit görürüm. Evet. Yani o yüzden bence Fenerbahçe hani turnuvanın net bir şekilde yarı final görüp sonrasında da artık futbol kaderi şansıyla yola devam edecek bir takım bence. Bu arada şimdi Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için evet. ama Beşiktaş'ta bu takımların bir birçoğundan çok. Oraya gelince onda ge geldiğimiz yansıyoruz. zaman Beşiktaş'la da konuşacağız tabii ki ama e, bu takımlar arasında gerçekten çok çok rahat e, geçilebilecek. Dedik üçüncü torba değil zaten Beşiktaş'ta. Evet. Yani o da en kötü ihtimalle ikinci torba olur. Birinci torbadaki birçok takımdan da iyi zaten. Evet, evet kesinlikle öyle. Peki Fenerbahçe'ye e, kuran şansı dileyelim. Evet. E, transferi de hızlıca istersen tamam. konuşalım. Bugün Avrupa'da artık son Hı -hı. gün e, son hamleler yapılacak. E, gitmesini gelmesini beklediğin Fenerbahçe'de son dakika hamleleri olarak neler bekliyorsun? Zaten bugün genelde takımlarımızda gidenler Giden olursa olabilir. olur. Çünkü bu riske kimse girmez. E, bugün 11-12 civarında Avrupa'da transfer biter. Ondan sonra bizim 3-4 günlük o sürecimiz başlar Türk takımları için. Evet. burada Fenerbahçe'nin öyle satacağı, yüklü miktarda para kazanacağı bir oyuncu kalmadı şu anda. Öyle bir gündem yok. ama burada mesela Kingi söyledik biraz önce. İşte Emre Mor'u söyledik. Bu tip oyuncuların belki olası bir ayrılığında onun yerini doldurmak için de 2-3 gün süre olur. Peki, Beşiktaş'la hemen devam edelim e, istersen. Beşiktaş'ta Dinamo Kiev'i tek golle geçmeyi başardı. Abu Bakarla geçti. E, Şenol Güneş'in açıklamalarını izleyelim istersen. Ve maçın ardından acaba e, tecrübeli teknik adam neler söylemiş? Sonra Beşiktaş'ta konuşalım. Evet, Beşiktaş'ın Kiev karşısındaki Hı -hı. performansını da hızlıca bir değerlendirelim Suat. Sonra Beşiktaş'ın rakiplerini de seçeriz. <laughs> Beşiktaş, ya Abu Bakar diye bir oyuncuyu konuşmadan. Beşiktaş'ın performansını evet. değerlendiremiyoruz. Çünkü bu süreci Abubakar'la atlatmak da büyük şans. Hani yönetimi övdüğümüz yerde var, kötülediğimiz yerde var ama bu övgüyü hak ediyor. Geçen seneden bu işi çözüp, e, Abubakar'ı takıma koymak, hala forvet de arıyor olabilirdi Beşiktaş. Yani onu elden kaçırmadan işi bitirmek, bu sene Beşiktaş bu turları geçiyorsa Abubakar'ın büyük katkısı var. Hepsinde olayın içinde ve dün attığı gol, e, yani başka futbolcu belki atamazdı. Ya yani o dar alanda toptan o pozisyondan gol çıkarmak rakiplerini hem tekniğiyle hem de fiziki müdahalesiyle saf dışı bırakıp o golü atmak kolay değil. Ee, biraz Abu Bakar'ın sırtladığı bir Beşiktaş. İlk haftalar böyle geçer de Eylül'den sonra, Eylül ortalarından sonra, milli aradan sonra iş nereye gider? O herkesin zaten kafasındaki kuşku. Afrika Uluslar Kupası zaten e, o da ayrı Başlı başına bir başına bir dava olacak. Yani orada e, biraz Beşiktaş'ın sanki bu son 2-3 günü iyi geçirirse hem tarafta da transferde söylüyorum Tabii. hem taraftar bir rahatlar. Hem de teknik eğitim eli güçlenir. Şimdi yeni transferlerle ilgili bugün hı hı. Sabah gazetesinde e, hangi oyuncu nasıl performans hı hı. sergiledi şeklinde bir değerlendirme evet. var. E, Raşit Sağ ilk 11'de başladı hı hı. ve e, beğenildi, hı hı. iyi bir performans sergiledi. Rebiç geldiği günden bu yana hı hı. en olumlu performansını gösterdi yorumu yapılmış. E, Zaynutt Dinov zaten bir joker oyuncu, hı hı. yine elinden gelen e, çabayı sergiledi. E Chamberlain zaten e, kendini gösterme fırsatını pek bulamadı. Olur. E, genel anlamda şöyle bir baktığın zaman Martin'in eksikliğinde Necip hı hı. E, Koli ikilisini Olacak. nasıl buldun? Nasıl bir Beşiktaş, nasıl bir kadro yapısı e, görüyorsun yeni transferlerle birlikte? Şimdi ise çok nokta atışı ve çok mantıklı bir transfer. Beşiktaş'ın belki de bu sezon yaptığı en doğru iş. Onu zaten bir kenara ayırıyorum. Her şeye hakim, Süper Lig'i biliyor vesaire. Onu ayıralım. Rebiç'ten daha yeteri kadar katkı alamayan bir Beşiktaş var. Evet, o sinyalleri veriyor da yani şu haftalarda bir olumsuz sonuçta ya buraya biç nereden çıktı denecekti. Bence Abubakar attıkça o da bir rahatlıyor. Ona da bir fırsat doğuyor ama e, bu kadar Beşiktaş'ın da beklemeye tahammülü yok. Çünkü ligde ilk hafta alınan bir beraberlik var. Kayıp orada işleri taraftarında böyle bir birikmesi var. Farklı yere götürüyor. Yani ilk olumsuz işte hani taraftar başka tarafa yöneliyor. O yüzden Rebic'i de ben buna dahil ediyorum. Bir an önce olaya dahil olup katkıyı vermesi lazım. Zaynettin o senin de dediğin gibi her yerde oynar. Hoca da söylüyor sol stoper mi oynatayım, sol açık mı oynatayım. Yani o biraz el güçlendirici bir adam. E, diğer tarafta Chamberlain, Ox. Ya bir şey diyemiyoruz. Ya tutarsa transferi gibi olursa harika ama olmazsa direkt derlerli gibi gözden düşer ve silinip gidecek bir e, ortamda süre lazım. O Beşiktaş'ın yaptığı hani yüzde elli bir hamle Yavaş yavaş bence. ama ısındırmaya çalışıyor Şenol e, Güneş. En azından şey bunu görüyoruz. Ali Gürtüken'in yazısına evet. hızlıca bir bakalım istersen. Varlığı takıma güç katıyor başlığıyla Beşiktaş cebine koyduğu ilk tur galibiyetinin avantajını herhangi bir şüpheye yer bırakmadan oyun olarak da sahaya yansıttı. Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Fernandez, Salih ve Hacı Ahmetoviç üçlüsü maçın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttu. Abu Bakar bir yana diyoruz muazzam bir oyuncu. Golü atarken önce resital verdi sonra da virtüöz olarak sonucu belirledik ki zaten sen de doğrudan değerlendirmene Abu Bakar'la başladı. Yani orta sahadaki üçlü çok önemli. Evet. Birbirine alışmış, yerleşmiş. Ama lig uzun, Avrupa uzun. Orada bir problem, kart cezası Beşiktaş'ın dengelerini bozar. Oraya da Chamberlain'i falan dahil etmeye çalışıyor Şenol Hoca. E bu bu haftaları geçmeden bir problem yaşanırsa, bir denge bozulursa, bir kay kayma olursa o zaman problemler baş gösterir. Sanki orayı bir yedeklemek lazım yoksa Salih, Amir ve Getson muhteşem iş yapıyorlar çok iyi oynuyorlar. E stoperi de söyledim biraz önce. Stoper Necip dönüp dolaşıp Necip'e geliyor Beşiktaş. Yani onun kıymetini bence bir yere ayırmak lazım. Zaten bayrak adam artık Beşiktaş'ta evet. ama sadece Necip'e yüklenerek de bu süreç geçirilmez. Sanki oraya bir takviye şart. Bu 15 günü. Ya yani önce bugünü artı evet. 15 günü nasıl değerlendirecek Beşiktaş? Aslında taraftarlar meraklı bu sorunun yanıtını bekliyor. Yani Avrupa'dasınız ve oraya evet. da yetiştirmeniz lazım. Evet. O kadar da aslında uzun bir süreniz o de yok. O kadar da süre yok. Peki Beşiktaş'ın rakipleri kimler olabilir? Bir kez daha o torbaları rica edelim. Bir de Beşiktaş'a bir grup yapalım şöyle birlikte. Ee, acaba tutturabilecek miyiz? Kaçta kaç yapacağız ya da? Ya da evet. Hedef Sen mi? dünkünde kaç Sıfır. yapmışsın? Sıfır mı? Sıfır. Bir Kim de Galata, Galatasaray'ı tutturdum grupta yani. <laughs> Tebrikler. <laughs> <Yüzde> %25 oranım <laughs> vardı. Gittim. Evet Beşiktaş'ın grubu. Buyurun efendim. Siz başlayın. Ben mi Dur, başlayayım? Tabik, Çok teşekkür tabik. ederim. Birinci torbadan Lil dedim. Biraz zor oldu ama öyle geçti içimden. İkinciden Bratislava <laughs> diyorum. Beşiktaş zaten üçüncü torbada. Dördüncüden de Lugano dedim. Lugano'yu da oradan aldın. Sen çok dengeli bir grup yaptın. Bence de. Yani lil tamam. Gerçekçi gerçek... bir grup yaptığımı evet. düşünüyorum. Birinci torbadan sert bir takım çekip evet. geri kalanı dengeli yaptın. Evet. Ee, ben şöyle ben şöyle diyeyim biraz da umut ederek ilk torbadan Genti alırım, tamam mı? Genti koyalım bir yere. İkinci torbadan Aston Villa çekerim. Aston Villa. Beşiktaş. Sen ikinci torbadan zor İki, bir, bir takım aldın. İkisinden biri zor gelecek. Bari ikiden alalım Peki. yani onu İlla bu iş. Dörtten e, de daha zayıf bir takım alalım Oradan da klasik çekmek istemem North Zealand'ı da istemem e, Yani senin dediğin gibi Lugano iyi oradan Lugano Eşiktaş'ın dişine göre bir takım olur Yani dörtte öyle takımlar var ki e, de sonuçta bir İskoç takımı her zaman sorun yaratabilir Ters gelebiliyor Gelebilir. işte evet. Yani orada Beşiktaş'ın ilk iki torbası çok önemli özellikle de ikinci çok torbası. Çok zayıf takımlara karşı oynamak da bir handikap aslında Suat. Yani konsantre <laughs> olamayabiliyorsun, çok <laughs> iyi tanımıyorsun takımları. Bak, mesela hep biz Balkan takımları evet. çektik ya ne geleceğini bilmiyorsun. Evet. Tamam kağıt üstünde zaten güçlüsün onu tartışmaya gerek yok ama hep bir soru işareti. Bir de gününde olduklarında mesela Azerbaycan takımları da öyledir. Yani... E, Türkiye Cumhuriyeti ekipleri de öldürür genelde. Hep serttirler, ...fizike dayalı oynarlar. Evet. Seni bir anda, hele de bir de iklim şartları saha falan derken takılabilirsin. Şimdi ama belli bellidir. Lile nasıl önlem alacağını bilirsin. Avrupa takımları genelde evet. belli. Evet, ama beşiktaşın bence bir ve ikinci torbaları özellikle de iki çok önemli. Buradan ben yazdım ama mu ederim ki Fiorentina ile Aston Villa gelmez. E diğer takımları... ha Bodo Glimp de iyi bir ekip, onu da söyleyelim hani. Norveç takımı ama diğerleri Beşiktaş'ın e, kafa kafaya mücadele edeceği ekipler olur. Bir de de güzel bir takım çekerse Beşiktaş yani bire bir bile olur. Temsilcilerimiz kimi eleyecekse onlar gelsin. Takım önemli değil kurar şansı dileyelim Beşiktaş'a da. E, şimdi Adana Demirspor'un e, özetini de istersen izleyelim. E, Canı sağ olsun diyeceğimiz bir durum aslında. Çok üzüldük ama biraz galiptir bu yolda mağlup gibi evet. bir durum söz konusu oldu. Penaltılarla elendi Adana Demirspor Genk karşısında bir hatırlayalım mücadeleyi. Penaltılarda elenmek en üzücüsü. Ya yani 3-0 yenilse bu kadar üzülmez kimse muhtemelen. Yani buraya şimdi, kadar getirip Şimdi izince tekrar üzüldüm. Evet. Dün gece de gerçekten böyle yani tarihinde ilk sezonunda buraya kadar çıkıyorsun. Genge karşı bu kadar iyi oynuyorsun. Ama Normal penaltı, süreyi galip bitiriyorsun, evet, ülke puanına yine katkı evet, yapıyorsun. Evet, Bu da evet. çok önemli. Ama ya penaltıda biraz şans işi. Yani evet. adamlar da bir tane kaçırmadı ya. Yani <laughs> Karacich bir tanesini kurtarıyordu, elinin altından kaçtı. E, de kötü de bir vuruş değil aslında ama belki de maç içinde Belandalı kaçırdığı bir tane var. O gol olsa da hiç iş buraya kalmayabilirdi. Yani şu torbalarda Adana Demirspor'un adını. Evet. Yani üç takımla uygun. konferansta evet. devam etmek gerçekten keyifli oldu. İyi bir futbol oynadılar. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Yani başta başkandan taraftarına, oyunculara, herkese tebrik ve teşekkür yolluyoruz buradan. Ee, o sahada, o sıcaklıkta nereden baksan uzatma toplam 120 artı bir 20 dakikada uzatma oynadılar. Yani toplam 140 dakika falan bu mücadeleyi vermek kolay değil. Bilmiyorum katılır mısın ama şimdi Adana Demirspor tek kulvara odaklanacak <laughs> ve lig için çok güçlü bir e, zirve adayı. Hem zirve gelecek. adayı hem de bence bunu devam ettirmeliler. Evet, yani evet. her sezon Avrupa'da olmak, evet. her sezon ilk 4 hedefiyle ilk 5 hedefiyle yola çıkmak, zaten transferde çok başarılı işler yapıyorlar. Yani lige çıktıkları günden bu yana e, şimdi kolay kolay da kimse Patrick Kluivert'ı da göreve getirmez kariyeri açısından baktığınızda. Montella'yı ki futbola döndüren bir kulüp oldu. E şimdi burada ile beraber yeni bir yola çıkıyorlar. E, hedeflerini düşürmeyeceklerdir. Şehir takımları özellikle de Adana Demirspor gibi tarihi olan her zaman taraftarıyla yürüyen bir kulüp sürekli ilk 3, ilk dört, ilk beşi zorlamalı. Evet tebrik ve teşekkür ederim evet. Adana Demirspor'a da gerçekten e, renkli maçlar e, izletti bize. Peki şimdi bir haber merkezimize gidelim istersen Suat Galatasaray'a geçmeden önce. E, takımlar acaba Borsa'da haftayı nasıl kapattılar son işlem gününde detayları A-Para spikeri Uğur Korkmaz'dan dinleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Günaydın iyi sabahlar iyi yayınlar diliyorum artık 1 Eylül'ü. E, görüyoruz. Bugün icra edeceğiz. Ağustos ayı sona erdi. Üç büyükler için Ağustos ayı bereketli geçti. Sadece Trabzonspor'un hisse görünümünde geri çekilmeler takip ettik. Önce spor endeksiyle başlayalım. Ağustos ayı spor endeksi için de yaklaşık %25'lik getiri anlamını taşıdı. Dün 3993 puan seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. E, evet günlük bazda biraz daha geri çekildiğini ifade edebiliriz ama hem haftalık bazda %5'in üzerinde yükseliş kaydetti hem de Ağustos ayında yaklaşık %25 yükseldi biz spor endeksi. Dünkü hacimleri de 1.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bu seviyeleri artık spor endeksinde görüyoruz. Ana endekste hacimlerin 200 milyar liraların üzerine çıkmasıyla birlikte spor endeksinde de hacimlerin bir miktar hareketlenebileceğini ifade etmiştik. Burada ana katalizör Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hacimleri oluşturuyor. Beşiktaş'ın biraz daha hacminin düşük olduğunu ifade edebiliriz Trabzonspor'la birlikte. Peki bundan sonra ne olabilir? Burada 4000 puan seviyesi spor endeksi için psikolojik seviye. Bugün bir kapanış gerçekleştirirse haftalık kapanış olarak kabul edeceğiz ve 4000 puan seviyesinin üzerinde artık hesaplar yapılacak. Aşağıda ise 3900 puan seviyesine kadar kısa vadeli bir marj var. 3900'ün altına sarktığı takdirde 3700 puan seviyesine doğru bir hareketler görebiliriz ama kısa ve orta vadede ana endekse yönelik beklentilerin pozitif olması bir spor endeksine yönelik beklentilerin de pozitif olmasına bir anlamda sebebiyet veriyor. Kısa ve orta vadede 4000 puan seviyesine açtığı takdirde ilk etapta 4150 akabinde ise 4500 puan seviyesine hızlıca hareket edebilir. Galatasaray'a bakalım. Ağustos ayı Galatasaray için iyi geçti. Şöyle bir rakamlara baktığımda 9 lirayı gördü. Dün burada %4.36'lık değer kaybı vardı. Ama geçtiğimiz haftayla kıyasladığımızda biraz daha tablonun, olumlu olduğunu ifade edebiliriz. Geçen hafta 8,5 liraların üzerinde kaldığı takdirde 9-9,5 10 liraları görebilir demiştik. Bugün burada 9 lira psikolojik bir seviye olarak kayıtlara geçecek. Haftalık kapanış 9 liranın üzerinde gerçekleşirse yukarı yönlü önümüzdeki haftada hareketlerin sürmesi olağan. 670 milyonun üzerinde bir hacim vardı dün Galatasaray'ın hisse performansında kısa ve orta vadede özellikle Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği başarıyla birlikte yükselişlerin olası olduğunu ifade edebiliriz. İyi bir kadro kurdular. Burada alınacak her beraberlik ya da her galibiyet hisse performansında da olumlu bir görünümü beraberinde getirebilir. Artık burada ileriye yönelik hedefler de bir anlamda fiyatlanıyor olacak. Hep söylediğimiz gibi Borsa İstanbul'da beklentiler satın alınıyor. Gerçekleşenlerse satılıyor. Ağustos ayı diğer iki kulüp için de iyi geçti. Beşiktaş'a baktığımızda yaklaşık %24.14'lük yükseliş kaydetti Ağustos'ta ve dün 36 liradan günü tamamladı. Dünkü kapanışları yataydı ama uzun süredir Beşiktaş'taki yükselişlerden bahsediyoruz. Hacime baktığımızda düşüktü. Artık Beşiktaş'ta düşük hacimleri takip edebiliriz. Çok hızlı yükseldi çünkü. Yaklaşık 1-1,5 yılda %200 civarında bir getiri sundu yatırımcısına. Bu anlamda düşündüğümüzde yukarı yönlü hareketler kısmi de olsa devam edebilir. Ama hacimlerin biraz daha yatay olabileceğini, biraz daha düşük olabileceğini vurgulayabiliriz. 36 lira önemli bir seviye. 35'in üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 39 lira kısa vadede olabilir. Ve akabinde de 41 ve 45 liralar görülebilir. 35'in altında kaldığı takdirde ise... 31 liraya kadar bir kanal oluşabilir ama kısa ve orta vadede Beşiktaş'a yönelikte yine beklentiler e, olumlu. Fenerbahçe Ağustos ayında yaklaşık %30 değer kazancı yaşadı. Burada da geçen hafta yapmış olduğumuz yayında 88 lira bandındaydı ve kısa vadede 100 liralar görülebilir demiştik. Dün 102 lirayı gördü ama dün günü düşüşle tamamladı ve 98 liranın üzerinde tamamladı. 100 lira psikolojik bir seviye olarak burada da ifade edebiliriz. Haftalık kapanışlar 100 liranın üzerinde olduğu takdirde ilk hedef 115 lira olarak kayıtlara geçecek. Aşağıda hangi seviyeler önemli? 90 liralar önemli. 90 liranın altına saklı takdirde 75 liraya kadar bir kanal oluşabilir. Ama yine burada takımın olumlu bir performansı devam ederse şayet yukarı yönlü hissede de görünümlerin devam edebileceğini ifade edebiliriz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için Ağustos ayı bereketli geçti dedik. Trabzonspor'sa Ağustos ayını düşüşle tamamlamış oldu. %8'in üzerinde değer kaybı yaşadı Ağustos'ta. Aslına bakarsak burada da 6 liraların üzerindeki seviyeler görülmüştü. Dün 5.40'larda de günü tamamladı. Burada 5 lira aşağıda önemli bir psikolojik seviye, Yukarıda ise 5.50. 5.50'nin üzerinde kaldığı süre c Kademeli olarak 6 lira, 6 lira 10 kuruş, 6 lira 30 kuruşlar e, görülebilir. Yine Trabzonspor'un hacmine baktığımızda Beşiktaş'ınki gibi düşük hacimler söz konusu. 130 milyonun üzerinde bir hacim takip ettik. Biraz daha spor endeksinde, spor hisselerinde hacimler Fenerbahçe ve Galatasaray'a, yoğunlaşıyor. 600 milyonların üzerinde hacimleri takip ediyoruz. Ee, ama takımların özellikle üç büyüklerin gösterici olumlu performans hisselere de olumlu anlamda yansıyor. Biraz daha Trabzon'a yönelik beklentiler e, lig içerisinde e, biraz daha kötü bir performans gösterebileceğine yönelik en azından borsa analistleri böyle düşünüyor. Şayet öyle olursa da hissede bir miktar daha geri çekilmelerin olabileceğini ifade edelim. Makro anlamda Eylül ayı önemli ana endekse gelecek olan alımlar bir spor endeksini de etkileyecektir. Eylül ayı içerisinde de spor endeksinde pozitif bir havanın olmasını bekleriz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Uğur Korkmaz'a çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için ve Galatasaray'a geçelim, geçelim. bir suat istersen. Rakipler belli oldu şampiyonlar liginde A grubunda mücadele edecek sarı kırmızılar bir izleyelim mi Hadi. haberimizi? Hadi izleyelim sonra konuşalım. Bir A grubu bir de F grubu zaten Hı -hı. sıkıntılı iki gruptu. C'yi de belki oraya birazcık e, ekleyebiliriz. Evet. E, Napoli Real Madrid Braga A'ya e, Galatasaray yazdık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Her Tabii. şeyden önemlisi. Ne dersin? Başkan Dursun Özbey'in o gülüşü var ya aslında her şeyi, <laughs> her şeyi anlatıyor. <laughs> her şeyi özetliyor. Yani bir yandan hem çok zor takımlarla eşleştik ama son yıllara da baktığında... Galatasaray'ın son Avrupa serüvenine baktığında hep zor takımlar evet. var. Şimdi e, son grubu Paris Saint Germain... Şampiyonlar son grup Paris Saint Germain Real Madrid'li grup. Ondan sonra iki sezon önce... Fatih Terimli dönemde Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiriyorsun. Son 16'ya kalıyorsun. Olmayacak iş oluyor. Grubunu ikinci Barcelona bitiriyor ve onunla işleşiyorsun. Yani eskiden Galatasaray'ın bir şansı var denirdi bak Avrupa kurallarında Doğru. falan. Öyle bir şey yok artık. O biraz havada kaldı. E, son çıktığın grupta Real Madrid Juventus'lu grup. Onu da hatırlatayım. O karlı efsane maç. Ya evet. Şimdi çok zor bir grup. Yani... Birinci torbadan bir City istemezdim, bir Bayern Münih istemezdim, o geldi. İkinci torbadan Manchester'ı asla istemezsin, o geldi. Üçüncü torba zaten Allah kerim artık orada evet. biri gelecek illa ki. Açık konuşalım, birincilik falan zaten hayal ürünü. Galatasaray'ın umudu, şansı, projesi ikinci olmak üzere kurulur. Bir Bayern Münih'ten başka bir takım olsa belki... Birincilik üstüne ne bileyim bir Napoli gelseydi, Feyenoord gelseydi başka konuşurduk. İkincilik için biraz kuş taşa çarpacak, biraz siz iyi oynayacaksınız, fikstür avantajınız olacak ee, ve anca öyle bir şansınız olacak. kere olur. iç sahada gerçekten taraftara çok büyük iş düşecek. Şimdi, Özellikle United ve Kopenhag maçlarının için. Bayern Münih başka bir seviye. bak, o, şunu da lazım. söyleyeyim. Bayern Münih'in her maçını kazanmasını dileyeceğiz doğru Çünkü orayı bir süpürsün süpürsün yani olsun, Manchester ondan evet. puan alırsa falan işler karışır, İş karışır. yani isteyelim ki Bayern bir alsın gitsin evet. İkincisi içeride hem e, Manchester'ı yeneceksin hem Kopenhag'ı kesin yeneceksin 6 puanı bir cebine koyacaksın evet. gideceksin Kopenhag'da da bir 3 puan alacaksın 9 puanı cebine koyacaksın Ondan sonrasına United deplasmanından bir puan alırsa hani alırsa ya da he 7 puanla da gruptan çıkarsın. Bu arada yani şu an gerçekçi olursak en iyi senaryo gibi duruyor. En iyi senaryoyu söylüyorum tabii ki. 7 puanla da gruptan çıktığın olur ama bu sefer Manchester'ın Kopenhag'da takılması lazım vesaire. Şimdi bu en pozitif gördüğümüz senaryo. Evet. Bu olur mu? Olur. Galatasaray bunu daha önce yaptı mı? Yaptı. Daha sert gruptan, daha formda takımların olduğu gruplardan çıktı mı? Çıktı. En kötü senaryoda Kopenhag içeride dışarıda yeneceksin ve üçüncülüğü cebine koyacaksın. Avrupa Ligi'nde sonra bir son 16'dan falan devam edeceksin ya da işte ikinci turdan. Proje bu. Artık Galatasaray'ın biraz bu hafta yani bu hafta için hafta sonu yapacağı transferlerle birlikte rotasını da nasıl çizeceğini göreceğiz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde baskılayacak mı yoksa Avrupa Ligi hedefiyle biraz daha çıtayı düşürecek mi? Burada hafta kritik takım göreceğiz. United gibi görünüyor. Şimdi son yıllarda tabii ki Hı -hı. eski performansından Lig. çok uzak ee, ama yeni hamleler de yapıldı. Hı -hı. Ve acaba United sezonu nasıl başlayacak? Ne tabii. zaman Galatasaray'la karşılaşacak? Yani fikstür İnanılmaz çok önemli. önemli. E Bir de Kopenhag'la oynayacaksınız. Kopenhag şu an formda. Yani Ligleri başladı, yürüyor. Mesela Molde unutulmasın. Molde neredeyse sezon sonuna gelmişti. Doğru. Çok düzgün ve işleyen bir yapıdaydı. E, Kopenhag'la Fik iklime göre de ne zaman oynayacağınız hı hı. soru işareti. Bugün netleşir muhtemelen fikstür. Açıklanır herhalde. Ona göre de bir rota çizeceğiz ama şimdi bir de şunu da kötü senaryoyu da çizelim. Galatasaray daha hazır değil. Galatasaray tamam, iyi durumda evet. başlamadı ligi. Evet. Ve milli ara sonrasını kendisine Okan Buruk'la arkadaşları bir çizgi Hedef olarak oldu. koydu. Şimdi milli ara sonrasında direkt sert başlıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi var, lig var ve şimdiye kadar kullanamadığınız oyuncuları da Şampiyonlar Ligi için olaya dahil etmeniz gerekiyor. Mesela o Eylül'ün ikinci haftası Galatasaray'ın da belki bu sezonki kaderini belirleyecek. Mesela ilk maçta ben Bayern Münih gelmesini asla istemem. Yani Bayern Münih'ten e, alacağınız olumsuz Ya da tam bir spor. tersi mi Suat? Ya değil çünkü Galatasaray daha hazır değil. He, yani herkesi süpürecekse Değil. Hazır değilken mi acaba karşılaşsa ben, Galatasaray? Bak bilemedim. Şampiyonlar Ligi'nde aldığın olası bir yenilgi. Bayern ile Allianz Arena'da çıkıyorsun ya da kendi sahanda. O o kaybettiğin zaman bütün enerjin düşer. Özellikle kendi sahanda. Yani onu daha hazır ya, olmadığın için daha iyi. hazır değilsin daha. Yani e, mesela takır takır oynadın, Kopenhag falan yendin. Ekim'de, Kasım'da Bayern'le kaybeder. Zaten kaybedersin bir şey değil. Ama... İlk başlarken daha zaha gelmeden, ziye hazır olmadan bu işi alırsan o zaman farklı konuşursun, oyuncunun motivasyonu da düşer. Bence şöyle içeride bir Manchester maçıyla başlamak ya da mesela Manchester geldi içeride, yendin, hadi bakalım bambaşka bir Tabii hikaye çizersin. Kopenhag geldi, olur. yendin, bambaşka bir motivasyonla başlarsın. O yüzden Bayern'e ilk maç olmasın da Bayern'e nasılsa kaybedersin gözüyle bakıyorum. Ama Manchester'ı içeride yenebilirsin. Kopenhag'ı yenebilirsin. Böyle bir fikstür işimize gelir. Mehmet'le bir önceki saatte dinledim e, hepsini. Evet. Bağlantı yaptık. O mesela Bayern'i istedi ilk maçta. Ya bu bir bakış açısı. Evet. Ben ilk maçta o enerjinin gitmesini istemem. Yani Zaha olaya dahil olsun, Ziyeh olaya dahil olsun isterim. Bayern karşısında ha şimdi ekstra ekstra bir senaryo çizeyim. Bayern geldi bir beraberlik aldın. Bir galibiyet aldın. O zaman o zaman o zaman bambaşka he, bir senaryo yazılmış. Ama yani ben çok düşünmüyorum ya çok sertler. Yani Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle dersin ki ya son maç bayanla oynayan belki kadrosunu eks yok abi eksiltmiyorlar. <laughs> Tam tersi yani 5 yok, yok. Şey, atıyor, altı, altı istiyor, 3 atıyor, 4 istiyor. Yani o yüzden bayan en sert takım Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi hazırlık noktasında 4 Eylül'e kadar Hı -hı, bildirilmesi tabii. gereken e, isimler var. Eee Yine Mehmet dinledim dedin. Hı -hı. İki majör ö, takviye Doğru. yapılmasını Doğru. bekliyorum dedi. Biri stopere biri Hı -hı. orta sahaya. Onlar zaten bekleniyor. Ama işte hazırlık. Yani zaten gelen çok e, yıldız oyuncular çok var işareti, ve şu anda Galatasaray Okan Buruk bu oyuncuları bir arada hiç görmedi. Hı -hı. Doğru. Ve nasıl bir takım oluşacak, nasıl bir kurgu ile sahada olacak Galatasaray bunu da bilmiyoruz. Öneleme maçlarını evet geçti ama oyun biraz alarm verdi e, dürüst doğru, olmak doğru. gerekirse. E, bu noktada e, acaba bu transfer dönemi son günler nasıl geçecek, nasıl geçmeli? Gidecek oyuncular olabilir, Nelson'un gidişi bir anda işin rengini değiştirebilir gibi e, bazı parametreler var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Stoper'den başlayalım o zaman. Nelson'a bir teklif var, bir isteyen var. Sevilla zaten... Geçen sene de istemişti 13 milyon euro vermişti. Bu sezon daha fazlasını bekliyor Galatasaray. 20'yi bulmayı bekliyor. 20 milyon euro gelirse Nelson gider. Açık konuşalım. Hı hı. Gittiği anda Ramos artı bir stoper ihtiyacınız doğar. Hani Ramos'la da anlaştığınızı e, varsayalım. Artı bir stoper almanız şart. Burada iş eee Nelson'a göre çizilir. Ama Galatasaray'ın savunmasının erör verdiğini, hatalar yaptığını, Molde maçının turu kalitenle aldığının, Molde'yi yendin iki maçta ama sahadaki oyun o değildi. Yani ilk maçta kazanman Yıldızların ve Baraj'dan seken top, ikinci maçta kazanman yine Baraj'dan seken top ee, iyi sinyaller vermediğin bir dönemde Şampiyonlar Ligi'ne bir an önce hazır olman lazım. Gelecek transferin direkt oynayacak durumda olması şart. Çünkü orta sahada böyle bir boşluk var. Torreira yetmiyor. Bu kadar hücumcuya her iki bekini de forvete, forvet gibi açık gibi kullandığında orta sahada çok net iki tane altı numaraya ihtiyacım var artık koşacak. Yani belki hücumu düşünmeyen bir oyuncuya daha ihtiyacım var. Ee, burada Galatasaray bu iki gün çok kritik. Sırf yıldız, sırf efsane peşinde koşacağım diye de sezonu bir anda e, çöpe atmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Çok dikkatli adım atılacak iki gün geldi. Şimdi Süper Lig'de de heyecan başlıyor. Hı hı. Temsilcilerimiz nasıl dönecek Avrupa'dan aslında bu da çok önemli. Hı hı. Bunu da merak ediyoruz. Bu akşam Kasımpaşa-Trabzonspor maçı var. Birkaç cümlede o maçla ilgili rica edeyim senden. Trabzonspor'la işler pek de beklendiği, istendiği gibi gitmiyor. Hı hı. İstendiği gibi gitmiyor ama biraz daha beklentiyi düşürüp hocaya biraz daha süre verilirse iş düzelir gibi geliyordu ama değil. Öyle değil. Gerçekten bir uyumsuzluk söz konusu ve şöyle de bir şanssızlık var. Transferler. Yani yapılan transferler, o sakatlıklar bir türlü tam kadro olmayı, kafadaki planı sahaya yansıtamama neden oldu. E, muhtemelen olmaz ama yerli oyuncu açısından hocanın yaptığı eleştiriler bir kırılma gibi gözüküyor. Dün bası toplantısı aslında bunu telafi etmeye yönelikti. Sanki biraz böyle içe kapanıp böyle bir yönetimin de devreye girmesiyle bir birlik havası Artı bu akşamki maçta alınacak bir galibiyet milli araya böyle girerse Trabzon toparlayabilir. Transferin de bitmediğini düşünürsek ama olası bir kötü skor bu akşam biraz sorunların başlangıcı olur. Peki. Suat süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.